Avrupa Birliği'nin en büyük ekonomisi Almanya'da yoksulluk yayılmaya devam ediyor. Ülke 1999'da iki Almanya'nın birleşmesinden beri en fakir günlerini yaşıyor. Yayımlanan son raporlara göre 2012'de %15'te bulunan yoksulluk oranı 2013'te %15,5'e yükselmiş durumda. Bu oranın en yüksek olduğu bölgelerse Almanya'nın doğusunda bulunuyor. Bölge halkının %23,6'sı yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Bu oran Berlin'de %21,4'te, Bavyera'da ise %11,3'te bulunuyor. Ülke genelinde ise halkın %15,5'i 892 euro olan yoksulluk sınırının altında bir kazanca sahip. Yoksulluğun en çok vurduğu kesimse tek ebeveynli aileler, emekliler ve maden işçileri. Şunu açıkça söylemek gerekir ki Almanya'da fakirlik hem siyasi bir unutkanlık hem de ekonomik bir sorun. Teoride bu fakirliği yenme şansına sahibiz çünkü dünyanın en zengin 5. ülkesiyiz. Ama tabii ki bu refah döneminde kazancın eşit dağılmasında büyük sorunlar yaşıyoruz. 2006'dan beri yukarı yönlü ivme yakalayan fakirlik özellikle emeklileri ağır etkiliyor. Alman ekonomisindeki son gelişmelerse bu duruma çare olmak yerine uçurumun daha da büyümesine yol açıyor. Türkiye'de ise Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na göre 4 kişilik bir ailenin yaşadığı haneye aylık olarak girmesi gereken toplam gelirin en az 4000 lira olması gerekiyor. Bununla birlikte asgari ücretten ele geçen net tutar 891 Türk lirasında bulunuyor.